Bunların yanında burada özellikle vurgulamak istediğim bir çalışmamız daha var. Bizim şehitlerimiz sadece ülkemiz sınırları içinde değiller. Şehitlikle ilgili proje çalışması bitti. Yakında onun da inşa aşamasına geçiyoruz. Türkiye'nin bu büyük yarasını, bu büyük acısını dindirmek için tüm riskleri göze alarak bu süreci işlettik. Kanı durdurmak için başlattığımız bu süreçlerde içeride ve dışarıda pek çok gizli açık saldırıya, provokasyona, tuzağa, tertibe maruz kaldık. Konunun hassasiyeti, sürecin nezaketi fevkalade dikkatli olmamızı, hassas olmamızı gerektiriyor. Muhalefet partilerinin böyle bir mesuliyet taşımadıkları için onlar ağızlarına gelen her şeyi söyleyebiliyor. Her şeyi istismar konusu yapabiliyorlar. Ama bizim milletimize ve tarihe karşı sorumluluğumuz var. Biz sorumlu davranıyoruz. Kararlı davranıyoruz. Milletimizin kalbini kırmadan, süreci de zedelemeden ilerletmenin hassasiyetini omuzlarımızda taşıyoruz. Çözüm sürecinde şu ana kadar önemli bir mesafe kat ettik. En somut netice olarak işte görüyorsunuz. Uzun zamandır terör kaynaklı şehit cenazeleri gelmiyor. Yeni gazi ve mağluller gelmiyor. Evlere, ocaklara, yüreklere ateşler düşmüyor. Anneler, babalar evlat acısıyla kavrulmuyor. Şunu bir kez daha huzurlarınızda altını çizerek söylüyorum. Hiçbir şekilde hiç kimseye taviz verilmiyor. Bazı siyasilerin dediği gibi biz bugüne kadar terörist başının elini sıkmadık. Biz bölücü terör örgütünün mensuplarıyla kusura bakmasınlar tokalaşmadık. Ancak şunun da hesabını kendileri vermelidir. İdamla yargılanması gerekirken atmaları gereken adımları atmayanlar kalkıp da bize bu noktada hesap soramazlar. Türkiye'nin hiçbir kazanımı pazarlık konusu yapılmıyor. Biz sadece kanın durması, sadece acılı annelerin, babaların gözyaşının dinmesi için mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken, taviz vererek, pazarlıklar yaparak, şehitlerimizin hatırasına gölge düşürerek değil, tam tersine milletimizin, bayrağımızın, vatanımızın, devletimizin, şehitlerimizin şerefini düşünerek mücadele veriyoruz. Herkes rahat olsun. Özellikle şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve gazilerimizin yakınları müşteri olsun. Yaptığımız her iş, başlattığımız her süreç, vatanı için kanını, canını ortaya koymuş kahramanlarımızın gösterdikleri istikamet doğrultusundadır. Ne onları, ne onların aziz hatıralarını, ne de geride kalanlarını incitmedik ve incitmeyiz. Bu yönde yapılan istismar hareketlerine sizlerin özellikle dikkatli olmanızı istiyorum. Yalanlara, iftiralara, dedikodulara karşı uyanık olmanızı rica ediyorum. Oy uğruna, kirli siyaset uğruna şehit ve gazilerimizi dahi istismar edecek, onların üzerinden yalan ve iftira üretecek kadar alçalanlara prim vermemenizi sizlerden özellikle diliyor, arzu ediyorum. Damdan düştük. Diğerleri damdan düşmedi. Biz dertlinin derdini biliriz. Tarih hafızamıza kazandıracak şehitlerimizin, gazilerimizin